Joel ve Eli yolculuklarını sürdürürken içeri girerler. Gözüken o ki burası eskiden kafe, restoran tarzı bir mekanmış. Hemen orada masanın üstünde duran bir satranç tahtası ve taşlar vardır. Belli ki Joel satrançla ilgilidir. Eli ise meraklı bir şekilde tahtaya doğru elini uzattığında biri seslenir. Hey Bobby Fischer! tahtadaki herhangi bir şeye dokunma. Eli Joel'e sorar. Babene ne dedi bana? Joel biraz düşündükten sonra Fisher'ı bir iki cümlede anlatmanın imkansız olduğuna karar verir. Eli'ye bakarak boş ver der. Bu sahne eğer The Last of Us oynadıysanız size tanıdık gelecektir. Ben burada Fisher'ın ismini duyduğumda İnanılmaz mutlu olmuştum. Robert James Fisher filmleri yapılmış, oyunlarda ismi geçen bir efsaneydi. Birçok kişiye göre satranç tarihinin gelmiş geçmiş en büyük satranç ustasıdır. Bu videomuzda Fisher'ın pozisyonel baş yapıtlarından birini inceliyoruz. Rakibi Hector Rossetto, Arjantin'in en güçlü büyük ustalarından biri olarak kabul edilir. Arkadaşlar Hector deyince aklıma zaman yolculuğuyla ilgili bir film geldi. Hector 1, Hector 2, 3 ne filmdi be? Neyse artık karşılaşmaya geçelim. Fischer neredeyse her karşılaşmada olduğu gibi E4 ile başlıyor. Rosetto'nun tercihi C5 Sicilya savunması. At F3, E6, D4, C'de Atalır d4 a6 Modern satrançta böyle şeyleri görebiliyoruz. Rosetto henüz bir gelişim yapmadı. Sadece piyonları sürdü. Tabii ki seçenekleri açık tutmak planda esneklik açısından bir avantaj olabilir. Ancak bu durum abartılırsa sonuçları pek iyi olmayacaktır. Ve tabii ki şunu unutmayalım. Bu piyon sürüşlerinin hepsinin arkasında bir fikir var tabii ki. En son A6'ya karşı. Burada Fischer C4 geliyor. Maroksi düğümü adını verdiğimiz bu yapı özellikle merkez D5 üzerindeki kontrolü arttırır ve rakibi dar bir alanda bırakır. Ve tabii ki Fischer'ın C4 sürüşünü yapabilmesinde Rossetto'nun açılış stratejisinin payı oldukça büyük. Yani at F6 ile rakibinin piyonuna bir baskı olmadığından dolayı Fischer at C3'ten önce piyonu C4'e gelebildi. Şimdi Rossetto vezir C7 tercihinde bulunmuş. C dikeyinde piyona bir bakış, baskı söz konusu ve ayrıca bir noktada kendisi açısından problem olabilecek rakibin E5 sürüşünü kontrol ediyor. Ve az önce yapılan A6 hamlesinin önemini burada görüyoruz. At B5 ile vezirin rahatsız edilmesini engelliyor. En son vezir C7'ye karşı. Fischer at C3 ile gelişimini sürdürürken at F6 sonunda geldi. Şimdi fil D3. Ve Fischer kısa rok tercihine sıcak bakıyor diyebiliriz. Burada arkadaşlar Rosetto rakibinin bir önceki tercihine dikkat çekerek önce at c6 gelmeyi uygun görmüş. Ve şimdi boştaki atı istedi ve o güçlü merkezi atına bir karar ver diyor rakibine. Fischer'ın tercihi oldukça mantıklı filini E3 karesinden geliştirerek atını korudu. Şimdi burada at E5 önemli seçeneklerden bir tanesiydi ve belki rakibi daha fazla zorlayabilirdi. İçerisinde güzel etkili fikirler var. Piyona baskı yapıyor ve duruma göre rakibin elinden fil çiftini almak isteyebilirdi ancak rosetto'nun karşılaşmada yaptığı at alır d4'te oldukça ilkeli ve mantıklı bir yaklaşım. Fil alır d4. E ne de olsa kendisi daha dar bir alana sahip ve bu sebepten dolayı taş değişerek pozisyonunu rahatlatmak istiyor. Arkadaşlar Sicilya savunmasının e6'lı sistemlerinde şah filinin önü çaprazı açık bırakılır ve sizlerin de gördüğünüz gibi Elinde gidebileceği birçok sayıda kare vardır ve en doğru yeri, en doğru kareyi bulması açısından gelişimi bir süre ertelenir. Rossetto da zaten bunu yaptı ve şimdi bu pozisyonda artık en doğru karenin C5 olduğunu düşünüyor ve haklı da. Fischer'ın fili merkezi ve çok güçlü bir fildi ve az önce söylediğimiz strateji ile birlikte yine sadeleştirmeler peşinde Rosetto. Şimdi fil C5'e karşı Fisher'ın fil C2 yanıtı gerçekten çok öğretici. Yani seçenekleri açık tutuyor ve gerilimi de böylelikle tutmuş oldu. Fil C2 ile fili korudu. Şimdi arkadaşlar burada biraz dikkatsiz bir şekilde hemen kısa rok atılırsa az önce söylediğimiz durum e5 ortaya çıkabilir ve f6 karesindeki bu arkadaşımızın elinde gidebileceği öyle mükemmel kareler olmayacaktır. Bu nedenle fil c2'ye karşı Rosetto kısa rok atmadan önce bir d6 yapıyor. e5 karesinin kontrolünü arttırdı. Şimdi Fischer kısa rok tercihinde bulunmuş bir kez daha dikkatli olmanız gerek. Yine oldukça doğal gözüken, akla ilk gelen kısa rok tercihi belki de bu sefer Fisher'ın fil alır F6'sıyla karşılanabilirdi ve şahın önündeki piyon yapısı ve şahın çevresindeki kareler oldukça zayıflardı. Bu sebeple kısa roka karşı burada Rosetto'nun bir süre daha Kısa rok tercihildi. Ertelediğini görüyoruz. Fil d7. Tabii bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Açılışta bir alan üstünlüğü verdi diye söz ettiğimiz bu piyonların bir problemi var. c2 karesindeki bu arkadaşımızın, bu filin etkinliğini aşağıya çekiyor tabii ki. Ancak bu büyük bir problem sayılmaz. Şimdi fil D7 ile birlikte Rosetto gelişimini sürdürürken burada Fischer at A4 geliyor. Zaten Rosetto bir noktada D4 karesindeki bu fili almayı düşünüyordu. Ve bunu rakip at A4'e gelince yani bir kere daha oynayarak Tahtanın köşesine Fisher atını geldiğinde D4 karesindeki değişimi yapıyor. Kendisi açısından avantajlı olduğunu düşünüyor. Gerçekten Rosetto'nun da açılışı büyük bir titizlikle, incelikle oynadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi fil alır D4'de, vezir alır D4. Tabii ki bu fillerin değişiminin ardından Rosetto açısından şöyle bir problem oldu. Evet, belki artık İçeride kalan problemli bir fil yok. Bu açıdan avantajlı güzel durabilir. Ancak d6 piyonu zayıf ve bu piyonu korumak açısından artık daha değerli taşlar bunu yapmak zorunda. Ve Rossetto da piyonuna destek sağlayacak kale d8 yapıyor ve ayrıca kendisini at b6 tempolarından da kaçırmış oldu. Şimdi Kale F D1 D6 piyonla baskı ve Rosetto kısa rok yapıyor. Şimdi arkadaşlar karşımızda çok önemli bir soru bizleri bekliyor. D6 piyonu boşta değil mi? Fischer bunu yapmıyor tabii ki. Peki neden? Vezir alır D6, vezir alır D6 ile yanıtlanır. Her şey güzel gibi. Kale alır D6 çok güzel bir piyon öne geçtik. E rakibin fil alır a4 yanıtı var. E peki ne olabilir ki? Şimdi kalemiz boşta ya. Biz de kale alır d8 yaparız. Ve burada Rosetto'nun işte Fischer'a hazırladığı fikir fil alır c2. Kaleler değişildikten sonra elbette kaleye karşı at ve fil daha üstün gelecektir. Yani burada en kötü ihtimalle Rosetto beraberliği garanti altına alırdı. Bu nedenle Fisher tabii ki bu D6 piyonun materyal kaybettiren piyonu almıyor. Ne yapmış? Kale AC1 çok mantıklı. C dikeyine kalesini geldi. Ve şimdi Rosetto vezir A5 ile birlikte tahtanın köşesindeki bu atı istemiş oldu. Arkadaşlar tabii ki Robert James Fischer satrancın her bölümünü mükemmel oynardı. Bunda şüphe yok. Özellikle oyun sonlarını bir bilgisayar makine gibi. Berabere denilen konumlarda sürekli kazanmaya çalışır ve bunu genellikle başarırdı. Bu açıdan bakıldığında Karsen'in Fisher'ı örnek aldığı söylenebilir. Elbette oyun sonu tekniğiyle bilinen büyük ustaların en önemli özelliklerinden biri zaten Üstün avantajlı olacağını bildikleri oyun sonlarına girmeleridir. Fischer da burada bunu çok iyi biliyor ve vezir B6 ile gel şu vezirleri değişelim ve oyun sonuna girelim diyor. Tabii ki atı almaya fırsat yok vezir boşta. Ve bu fikri reddedebilecek Rosetto'nun elinde de çok iyi seçenekleri olmadığından dolayı bu değişimi kabul etmiş vezir alır b6 ve at bütün görkemiyle b6 karesine kadar yerleşti. Ve şimdi piyonu almak istiyor. Rosetto fil c6 ile piyonu koruduğu gibi bir noktadan da e4 piyonunu istedi. Tabii ki Fischer bunu f3 ile rahatlıkla karşılıyor. Peki bu pozisyonda Fischer'ın konumsal avantajları nelerdir? İlk olarak rakibin geri kalmış zayıf D6 piyonu. İkincisi Fischer'ın kaleleri rakip kalelere göre çok daha etkili. Ve B6 karesindeki at yine rakip rakibe göre daha etkili. Ve en önemlisi Fischer olması tabii ki. Şimdi F3 ile birlikte. Elbette bu zayıf piyondan kurtulma fırsatı varken burada D5 mutlaka incelenmeye değer bir tercihti. D5 yapılabilirdi. Ancak bunun beraberinde getirdiği bazı problemler olacaktı. Mesela Fischer önce bir kere alışın ardından C5 sürebilir ve böylelikle rakibinize 3'e 2 ile vezir kanadında rahatlıkla bir potansiyel geçer piyon fırsatı verirdiniz. Burada F3'e karşı D5 yapmıyor Rosetto ve at D7 ile birlikte sakin, sabırlı bir savunma yapıyor. Rakibinin atı şüphesiz çok daha etkili ve rahatsız edici. Yani buraya kadar girdi. Bu nedenle değişimlerden memnun olacak. İsim Rosetto. Arkadaşlar, Fischer'ın önemli bir tavsiyesi vardır. Öyle değişimler yapın ki rakibinizde kötü, siz de iyi taşlar kalsın. Yani D7 karesindeki bu arkadaş bence Fisher'ı pek rahatsız etmiyordur. Yani orada kalsın. Fisher rakibinin mutlu olacağı ve kendisini rahatlatacağı değişimi yapmıyor ve burada at D5 gibi çok güzel bir fikir buluyor. Evet. Bu aslında at fedası sayılmaz. Yani olur da piyon atı alırsa Fischer e alır d5 yapar ve rakip filinde gideceği bir yer yok. Ve Fischer bir piyon önde kalabilirdi. E tabi atın d5 karesinde durmasına da izin vermek yapılacak kolay bir karar değil. Fil ile atı almış bu güçlü atı. Fil alır d5. Şimdi arkadaşlar size sormak istiyorum. Burada Fisher'ın yerinde olsanız. D5 karesindeki alışı nasıl yapardınız? Yani satrançta plan kurmak çok önemli. Şimdi tabii ki çok fazla seçenek yok zaten %50. İki şekilde bu alış yapılabilir. İkisi de yani hata diyemeyiz elbette. Ancak size en büyük avantajı sağlayan alış şekli e alır D5'tir. Peki neden? Bunun sebebi vezir kanadındaki sayısal piyon üstünlüğünü tutmasıdır ve bu durum potansiyel bir uzak geçeri işaret eder. Peki bakalım. Ve ayrıca Fisher şu an D alır E6 ve kale alır D6 ile piyon kazanmak istedi. Rossetto bunu E5 ile karşılıyor. Ve kendisi de haklı bir şekilde şah kanadındaki 4'e 3'lük sayısal üstünlüğünü kullanmak istiyor. Fisher hemen harekete geçmiş B4 piyonlarla. Lütfen dikkat edin. Fisher'ın piyonları rakip atın merkez ve merkez karelere girmesine engeller dolayısıyla Fisher'ın C2'deki fili ata göre daha etkili, daha iyi bir taş. Yani bir geleceği var. Şimdi B4'ün ardından G6 F5'i hazırlıyor. Fischer fila 4 ile kalesinin yolunu açtı ve C5 yapmak istiyor. Rossetto da tabii ki bunu B6 ile engellediğinde şimdi dikkat edin B6 hangi kareleri zayıflattı? Evet C6 diyorsanız haklısınız. Daha da önemlisi var A6 piyonu artık zayıf kaldı. Ve Fischer bundan faydalanmak adına çok güzel bir fikirle kale D3 geliyor. Ve Rosetto zaten istediği F5 sürüşünü tercih etmiş. Evet Rosetto'nun elinde merkezden bir geçer oluşturma fırsatı var. Ancak Fischer'ın taşları buraya oldukça yakın ve özellikle de şahı yani o piyon hemen düşebilir zayıf kalabilir. Ancak şahın ulaşmasının çok daha zor olduğu diğer taraftan yani vezir kanadındaki geçer piyonlar oyun sonlarında çok daha değerli olurlar. Artık burada oyun sonu kuralları devreye girer ve Fisher'ın büyük bir avantajı var. Rakip şah oradan çok uzakta. Şimdi F5 ile birlikte Fisher kale A3 geliyor. Önce atı alacak, sonra da piyonu Piyonu korumak istiyorsanız at B8 az çok zorunlu gibi. Ve rakip atın son sıraya kadar geriye gelmesi Fischer için mükemmel bir haber. Daha ne isteyebilirsiniz ki? Artık at C5 karesinin kontrolünü bıraktı. Öyleyse ne yapıyoruz? C5 Şimdi C5 ile birlikte Fischer sonunda bir geçer piyon oluşturdu öyle ya da böyle. Rakip B alır C5 yapmış. B alır C5'e D alır C5 ve kale alır C5. Artık D5 karesinde mükemmel bir geçer piyon var. Ve bu noktada Fischer yine iki zayıflık prensibini mükemmel bir şekilde işliyor, uyguluyor. Yani birincisi A6 piyonu zayıf, at o piyonun savunmasına bağlı. İkinci zayıflık Fischer'ın geçer piyonu. Yani kale o piyonun savunmasına bağlı taşlar birçok zayıflığı savunmakta bir hayli zorlanacaktır. Şimdi kale alır C5'e burada şah G7 gelmiş. Rosetto yapabileceği fazla bir şey yok ve belki de en iyi savunma bu. Şahını geçer piyona yaklaştırarak kontrol altına almak istiyor. Tabii ki bunu direkt şah F7 ile yapsaydı bu kale C7 ile karşılanabilirdi. Şimdi Şah G7'ye karşı Fischer kale B3 geliyor. Fikir tabii ki kale 7. yataya inmek. Rosetto bunu kale F7 ile savunduğunda D6. Elbette atın boşta olmasından dolayı piyonu almak bu noktada materyal kaybıyla sonuçlanır. Rosetto at D7 geliyor. Evet atlar en iyi bloke taşlarıdır. Bir süreliğine belki bu piyonu bloke etmiş olabilir ancak burada bu çok uzun sürmeyecektir. Fischer kale C7 geliyor ve biraz sonra diğer kaleyi 7 yataya indiğinde arkadaki kale boşta kalacağından dolayı at açmazda kalabilirdi. Bu nedenle hemen at F8 yapıyor ve Fischer yine oyun sonunu makina gibi oynuyor. Kale BB7 en güçlü hamle. Şimdi rakip kaleyi istedi ve rakibini C7'den almaya zorluyor ki bu geçer piyon bir kare daha ilerlesin ve D alır C7 ile buraya kadar girsin. Şimdi kale C8 zorunlu. Fisher'dan fil B3 gibi mükemmel konumsal pozisyonel bir hamle geliyor. Arkadaşlar bu noktadan sonrasında dikkat edin. O kadar güzel bir teknik var ki. Bakın Rosetto A5 yapıyor. Yapabileceği fazla bir şey yok. Fisher A4'te orayı durduruyor. H6, a 3 G5, G4, F alır G4, H alır G4'ün ardından Rosetto terk ediyor. Evet Fischer'ın son yaptığı o bütün piyon sürüşleri rakibi hamlesiz bırakmak içindi. Rosetto Zugzwang'da kaldı. Yani ne yaparsa yapsın materyal kaybedecek. Fischer'ın ustalık eseri başyapıtlarından biri. İsterseniz kısaca bakalım. Zaten piyonlar sürülemiyor. Bu oldukça açık. Eğer olur da kalesiyle bir yere oynarsa C8'den dikkat edin şah temposuyla vezir çıkardı. Peki atıyla bir yere giderse mesela at D7 buna fil E6 var ve açmazdan yine materyal kazanır. Peki şah F6 ile beklerse ne olur? Şimdi kale B8. E kale piyonu aldığında arkadaki at boşta yine materyal kaybı. Bu nedenle ne yaparsa yapsın burada Rosetto materyal kaybedecekti karşılaşmayı terk ediyor. Gerçekten mükemmel bir karşılaşma. Yani Last of Us'la ilgili anılarımı da hatırladım tekrar. Çok mutlu olduğum, anlatırken keyif aldığım bir videoydu. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni mutlu edebilirsiniz. Ayrıca katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Sondaki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.